Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün çarpanların yerini değiştirme konusunu öğreneceğiz. Örneğe birlikte bakalım. Birinci örnekte kaç grup var? 3 grup. Her grupta ikişer tane yıldız var. 3 kere 2 ne yapar? 6. İkinci örneğe bakalım. Kaç grup var? Harikasınız. 2 grup. Her grupta 3'er tane yıldız var. 2 kere 3, 6 yapar. Birinci ve ikinci örneği karşılaştıralım. 3, 2. Aynı şekilde 2 ve 3. Bunlar çarpan. Birinci örnek ve ikinci örnekte çarpanların yerinin değiştiğini görüyoruz. Bakın 3 birinci yazılmışken 2. yazılmış. 2 ikinci yazılmışken 1. yazılmış. Çarpanların yeri değiştiğinde sonuç değişmiş mi çocuklar? Hayır. Demek ki çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiğinde sonuç değişmez. Eşitliğin iki tarafındaki işlem sonucu birbirine eşit. Birinci işlemde 3 ile 4'ü çarptığını görüyoruz. Öyleyse eşitliğin diğer tarafında da 3 ve 4 çarpılacak. Bakın 3 var, verilmeyen çarpan 4. Verilmeyen çarpan 7. 9 ile 4'ü çarpmış. Öyleyse burada da 9 ile 4'ün çarpılması gerekiyor. Çünkü sonuçlar eşit denilmiş. Verilmeyen çarpan 4. Son işlemde verilmeyen çarpan 6. Dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.